Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mişkatül Mesabih'in Kitabül İlim bahsinin ikinci babındaki 224 numaralı hadisle devam ediyoruz arkadaşlar. وعن معاوية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات رواه أبو داود. İmam Ebu Davud'un naklettiğine göre Hz. Muaviye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uğlutattan nehyettiğini söylemiş. Uğlutat, uğlutanın çoğulu. Asım Efendi bu kelimeyi yanıltmaç olarak tercüme etmiş. Yani birisini, özellikle bir alimi yanıltmak için, zor duruma düşürmek için, mahcup etmek için ya da kendi bilgiçliğini ortaya koymak için, alimliğini izhar etmek için bir kimsenin bir alime çetrefilli meseleleri sorması. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bundan nehyetmiş. Buradaki nehyin tahrim ifade ettiğini söylemiş alimler. Yani bir kimsenin bu şekilde zor duruma düşürülmesi, mahcup edilmesi ona eziyet etmektir demişler. Başkasına eziyet etmek de haramdır. Dolayısıyla meşru bir maksat olmaksızın bir kimsenin bu şekilde bir başkasını mahcup edecek, sıkıntıya sokacak zor, müşkil sorular sorması haramdır demişler. Bundan tabii birkaç durumu istisna etmemiz lazım. Bunun birincisi, eğer bir kimse kendisine böyle zor bir soru sorulmuşsa, öyle bir gayrimeşru maksat için, öyle bir maksadı hasıl etmek için böyle bir zor soru, müşkil soru sorulmuşsa, buna cevaben o soru soranı müşkil duruma düşürmek için ona zor bir soru sorabilir demişler. Çünkü ceza-u seyyiyetin seyyiyetin mitluha, her seyyiyenin cezası onun misli ile mukabele edilmektir. Dolayısıyla böyle kimselere onları mahcup etmek için müşkil soru sorulabilir demişler. Bir ikincisi de, meşru maksatlar için yapılırsa bu iş bunda bir sakınca yoktur demişler. Meşru maksat nedir? Bunların başında bid'at ehlinin bid'atini yaymasına, neşretmesine mani olmak için onun ilmen önünü kesmek, emri maruf nehyi münker cümlesindendir. Dolayısıyla o bid'atların önünü almak için bid'at ehliyle böyle münazaralar yapmak, ilmi anlamda onları sıkıştırmak hatta vecibedir demişler. Bu iş tamamen terk edilirse, bütün ümmet terk ederse, bütün ümmet sorumlu olur. Bid'atların yayılmasına vesile olur, zemin hazırlanmış olur. Dolayısıyla bu bir vazife, bir vecibe olur demişler. Bir de bizim Osmanlı'da da yerleşmiş bir adet, bir gelenek olarak huzur dersleri yapılırdı mesela. Huzur dersleri padişahın huzurunda, halifenin huzurunda devrin ileri gelen alimleri bir meseleyi takrir ederler. Bir mukarrir bulunur, o dersi anlatan birisi bulunur. Bir de muhatabı olur onun. Muhatap bir kişi olabilir, birden fazla olabilir. Padişahın huzurunda böyle bir ders takriri, soru cevap şeklinde bir müzakere, bir münazara. Burada maksat mukarriri sıkıştırmak değil, onu mahcup duruma düşürmek değildir.
meselenin vuzuha kavuşması için padişahın da meseleyi net olarak anlamasına yardımcı olmak için karşılıklı soru cevap ile meseleyi açmak. Evet, bu da meşrudur, bu da mübahtır. Hatta padişahın bilmesi gereken hususları ona anlatmak bakımından bu da bir vazifedir, bir vecibedir. Bunun dışında işte bir dost meclisinde, bir ortamda ben ne kadar çok biliyorum, ne kadar ince meselelere vakıfım gibi bir psikolojiyle bir insanın bir başkasını sıkıştırması, mahcup etmesi haramdır. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bundan nehyetmiş. 225 numaralı rivayet. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائد والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض رواه الترمذي. إمام ترمذي نقلتmiş أبو هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة Efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmiş. Feraizi ve Kur'an'ı öğrenin ve insanlara öğretin. Zira ben kabz edilmek üzereyim. Kabz edici, kabz olunucuyum daha doğrusu. Kabz edilmek üzereyim. Yani aranızdan ayrılmak üzereyim. Dünyayı terk etmek üzereyim. Feraizi ve Kur'an'ı öğrenin ve insanlara öğretin. Buradaki feraiz kelimesinin bildiğimiz miras taksimatı ilmi, feraiz ilmi olabileceği söylenmiş alimlerimiz tarafından. Fakat hemen arkasından Kur'an'ı öğrenin ifadesi de geldiği için, Kur'an öğrenimi aynı zamanda feraizi de ihtiva edeceği için bundan maksat farz olan ilimleri öğrenin olabilir demişler. Farz olan ilimleri öğrenin, Kur'an'ı da öğrenin ve bunları insanlara öğretin. Buradaki Kur'an'ı öğreninden maksat da tabi Kur'an ilimlerini, kıraat vecihlerini, Kur'an'dan nasıl hüküm çıkaracağına dair ilimleri, sistemleri öğrenmek ve öğretmektir. Yoksa bizim bugün Kur'an kurslarına gönderdiğimiz çocuklara yaptığımız gibi, işte sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Bundan biz Kur'an okumayı öğrenmeyi anlıyoruz. Özellikle Arap olmayan kavimler Kur'an okumayı öğrenmeyi anlıyoruz. Bu gibi yerlerde kastedilen tabii bu değil. Bu gibi yerlerde kastedilen Kur'an'ın ilimleri, kıraat vecihleri, ulumul Kur'an dediğimiz disiplinler. Evet, farz olan ilimler ve Kur'an da tam oturmuyor mana olarak yerine. Çünkü Kur'an'ı öğrendiğinizde ondan neş'et eden farz olan ilimleri de öğrenmeniz evleviyetle bu emrin içine girmiş olur. O zaman bir kısım alimler demişler ki buradaki feraiz kelimesinden kasıt sünnettir demişler. Sünneti ve Kur'an'ı öğrenin ve insanlara öğretin. O zaman mana yerine oturuyor. Feraiz kelimesi sünnet anlamında kullanılmış mıdır veya sünnet kelimesi feraiz anlamında başka yerde kullanılmış mıdır? Bu bir tevildir tabii. Mananın yerine oturmasına yardımcı oluyor bu tevil ama tam olarak bunun kastedildiğini de söylemek mümkün görünmüyor. Çünkü buradaki feraiz kelimesinin sünnet yerine kullanıldığına dair özel bir delil yok. O zaman vallahu alem diyeceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bunu bu şekilde ifade buyurması bu feraiz ve Kur'an'ın kendisinden öğrenilmesi için insanları teşviktir. Yani bunu benden öğrenin, vahye dayalı bu ilimleri, bu iki kelimenin, feraiz ve Kur'an kelimesinin toparlanarak vahye dayalı ilimler diye ifade edilmesi mümkündür. Dolayısıyla hadisin manası şöyle olur, vahye dayalı ilimleri benden öğrenin, zira ben yakındır, ecelim yakındır, aranızdan ayrılacağım.
Benden öğrenin ki insanlara da öğretesiniz. Benden sonra ve sizden sonra bu ilim devam etsin. Evet, sahabe-i kiram bu işi yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den din olarak neyin öğrenilmesi lazım geliyorsa onu bir hakkın öğrenmişler. Ve kendilerinden sonraki kuşaklara da aktarmışlar. Bizim ilim algımız Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra sahabe-i kiramın merkezinde bulunduğu bir sistemi öngörür. Elbette onlar, zaman zaman değiniyoruz, kimi zaman vahyin nüzulüne sebep teşkil etmişler. Efendim, kimi zaman vahyin nüzulünü müşahede etmişler. Vahiy adım adım onları inşa etmiş. Vahyin inşa ettiği İslam ümmeti içinde tek nesil sahabe-i kiramdır. Vahiy ile böyle bir ontolojik münasebetleri var. Dolayısıyla onların bu din ve bu dinin nakli konusundaki konumu herhangi bir nesil gibi değil. Onların ikamesi yok. Biz bugün Müslümanlık adına ne biliyor, ne yaşıyorsak tamamını sahabe-i kirama borçluyuz. Onun için biz salatü selam getirirken mutlaka Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, ehli beytine ve sahabe-i kirama salatü selam getiririz. Bunu ihmal etmeyiz. Dinin ondan bize naklinde sahabe kilit bir nesildir. Sahabe ile ilgili ortaya bir problem çıktığında, bir algı problemi çıktığında, sahabenin adaletiyle ilgili bir algı problemi çıktığında bunun yerine bir şey ikame etmek zorundasınız. Bu yaş yağda olduğu gibi masum imamlar olur. Ehl-i Beyt ve masum imamlar olur. Veya akıl olur. Kur'an ve akıl dersiniz. Yahut Kur'an ve Ehl-i Beyt dersiniz. Başka bir seçeneğiniz yoktur. Ne akıl ne de ehli beyt sahabe-i kiramın doldurduğu yeri dolduramıyor. Neden? Çünkü onların her biri tabiri yerindeyse bu işin bir tarafını üstlenmişler ve kolektif olarak bunu bize nakletmişler. Onların bu kolektif iradesini, fonksiyonunu devre dışı bıraktığınız zaman bütün oluşacak olan o boşluğu ehli beytin doldurması gerekecek. Ehl-i Beyt'ten de bu konuda bize kadar gelmiş rivayetlerin, naklin, yekûnü bu boşluğu doldurmaya yetmeyeceği için kendiniz imal edip onlara izafe edip bu boşluğu dolduracaksınız. Yahut akıl dolduracak bu boşluğu. Bizim sahabeye ihtiyacımız yok. Onlar ne biliyorsa biz onu biliyoruz veya ondan daha iyisini biliyoruz diyeceğiz. Bu boşluğu biz kendimiz doldurmaya çalışacağız ki bunların hiçbirisinin Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna uyan şeyler olmadığını pratik de gösteriyor. Kur'an ve sünnetin böyle bir şeye izin vermediğini naslarda net bir şekilde bize ifade ediyor. Evet. 226. rivayet. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء رواه الترمذي. إمام ترمذي rahimehullah nakletmiş. Ebu Derda radıyallahu anh hazretleri diyor ki biz bir seferinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizle bir mecliste bulunuyorduk. Feşşehasa bi basarihi ile semai, gözüyle bir süre başını kaldırdı, gökyüzüne baktı. Sonra sümme kâle hâze evânun yuhtelesu fîhil ilmu minen nâsi. Bu anlar, bu zaman dilimleri ilmin
insanlardan süratle çekilip alınacağı zaman dilimleridir. Öyle ki hatta la yakdiru minhu ala şeyin, o çekilip alınan ilimden herhangi bir şeyi elde etmeye muktedir olamayacaklar. Bu hadisi nasıl anlamamız lazım? İlk akla gelen anlamı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ecelinin yaklaştığına dair bir işaret olması. Dolayısıyla vahiy kapısı kapanacak, insanlar artık vahiy olarak herhangi bir ilim elde etmeye muktedir olamayacaklar, mevcutlar dışında. Bu kapı kapanacak, ben vefat edeceğim, dolayısıyla vahiy kapısı kapanacak. İnsanlar da vahiy kaynaklı bugüne kadar elde ettikleri dışında herhangi bir şeye muktedir olamayacaklar. İkinci bir anlam da şöyle olabilir, Allahu Alem. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahir zaman nebisidir. Ve o ilmin kabzolunacağına dair pek çok işarette, pek çok ihbarda bulunmuştur. Bu da bilhassa kıyamete yakın bizim gibi, bizim yaşadığımız dönemler gibi veya bizden sonra yaşanacak dönemler gibi kıyamete yakın dönemlerde ilmin insanların arasından çekilip alınacağını, alimler ölmek suretiyle insanların ilimden gerçek anlamda nasipsiz kalacağını kastetmiş olabilir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Vallahu alem. 227. rivayet. Bugün inşallah bu faslı bitireceğiz. Onun için biraz hızlı hızlı gidiyorum. Birkaç tane daha rivayet var. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu rivayeten yuşiku en yadriben nasu ekbadel ibili yatlubunel ilme فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَد۪ينَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذ۪يُّ وَفِي جَامِعِهِ قَالَ اِبْنُ عُيَيْنَ اِنَّهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى سَمِعْتُ اِبْنُ عُيَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ هُوَ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ وَاِسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ. Evet, İmam Tirmizi'nin naklettiği bir rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den naklen diyor ki yuşiku en yadriben nasu ekbadel ibili, insanların develerin ciğerlerine vurmaları yakındır. Yatlubunel ilme, ilim talep ederler, ilim talep etmek için. Burada bir kinayi bir ifade var. Develeri koştururlar. Develeri ciğerlerini çatlatırcasına koştururlar. Süratle, acele ederek, ondan ilim almak için acele ederler. İlim talebi yolunda. فَلَا يَجِدُونَ اَحَدًا, kimseyi bulamazlar. اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَد۪ينَ, Medine aliminden daha alim, ondan daha bilgili kimseyi bulamazlar. Yani çok yakındır, insanlar ilim talep etmek üzere yollara düşecekler. Bu konuda hırslı olacaklar, aceleci olacaklar. Fakat Medine aliminden daha bilgili, daha alim birisini bulamayacaklar. Dolayısıyla ondan ilim alacaklar. İmam Tirmizi bu rivayeti naklettikten sonra Sünen'inde Süfyan İbni Uyeyne'nin innehu Malik ibn Enes dediğini nakletmiş. Bu alimul Medine, Medine alimi Malik bin Enes'tir demiş Süfyan bin Uyeyne. Ve mitluhu an Abdurrezzak, Abdurrezzak bin Hemmam da böyle söylemiş. Burada kastedilen Medine alimi İmam Malik'tir demiş. Ve kâle İshak ibn Musa, İshak bin Musa da İbni Uyeyne'nin şöyle dediğini nakletmiş. Ennehu kâle huvel umariyyüz zâhid. Bu kişi, bu alim, Medine alimi diye bu hadiste ifade buyurulan kişi el-Ömeri'dir. Zâhid, meşhur zâhid el-Ömeri'dir. Adı Abdülaziz İbni Abdillah'tır.
Evet, İmam Malik'in rahimehullah Fezaili babında nakledilen rivayetlerden birisidir bu. Medine alimi dendiğinde bu ümmetin öteden beri aklına İmam Malik gelmiş. Bilhassa tabii o mezhebinin takarrur etmesinden sonra Medine alimi dendiğinde akla İmam Malik gelir olmuş. Fakat Tebe-i Tabi'in dönemi, Süfyan bin Uyeyne Tebe-i Tabi'indendir. O dönemde acaba bu Medine alimi kimdir diye bu mesele konuşulmuş. Rivayetten de anlaşılacağı gibi bu mesele konuşulmuş. Süfyan bin Uyeyne'den burada iki nakil var. Birisi İmam Malik şeklinde. İshak bin Musa'nın nakli ise innehu kale innehu el-Umeri. Bu el-Ömeri'dir demiş Süfyan bin Uyeyne. Kaynaklara baktığımızda Süfyan bin Uyeyne'nin bu konuda bir tereddüt geçirdiğini görüyoruz. Hatta şöyle bir nakil var. Diyor ki ben bu hadiste kastedilen kişinin Said bin el-Müseyyep olduğunu düşünürdüm önceleri. Sonra Süleyman bin Yesar ve Salim bin Abdillah ve benzeri kimselerin onun zamanında sağ olduğunu gördüm. Onlar Medine ehli malum, Medineli fakihlerden. Dolayısıyla bunlar olamaz diye düşündüm. Şimdi ise o Malik'tir diyorum. Bunlar çekilip gittikten sonra, bu kuşak vefat edip terk-i dünya ettikten sonra Medine'de Medine alimi sıfatını hakkıyla üzerinde taşıyan tek kişi Malik kaldı. Ondan Medine'de yaşayanlar arasında ondan daha alim bir kimseyi bilmiyorum demiş. Burada insanların bu Medine aliminden ilim almak için Medine'ye akın edeceklerine dair de bir anlatım var. Dolayısıyla İmam Malik merkezli düşündüğümüz zaman bu hadiste İmam Malik'in kastedilmiş olması gerçekten uzak değil. Çünkü daha hayattayken kendisi biliyorsunuz mezhebi ta Endülüs'e kadar gitti. Endülüs'ten insanlar İmam Malik'e ilim almak için Hicaz'a geldiler, ondan ilim aldılar. İmam Malik'in kapısında binlerce insandan bahsediliyor, onun hayatını anlatan kaynaklar. Binlerce insanın İmam Malik'in kapısında ders almak üzere toplandığını naklediyor ki İmam Malik kendisi Medine'den dışarı çıkmamış, başka hiçbir yere gitmemiş efendim. Hatta 17 yaşındayken fetva vermek üzere oturduğunu, fetva makamına oturtulduğunu söylüyor kaynaklar. Kendisi de diyor ki ben 70 tane hocam fetva verebileceğimi, buna ehil olduğumu söylemedikçe fetva vermedim, bu işe başlamadım diyor. Kendisi de hayli uzun yaşamış, yaklaşık 90 senelik bir ömür sürmüş ve bunun yaklaşık 70 yılında fetva verme işiyle iştigal etmiş, buna devam etmiş. Dolayısıyla Medine alimi sıfatı İmam Malik'in üzerine gerçekten de tam oturuyor, yakışıyor. Allah ona rahmet eylesin ve ondan razı olsun. Evet. Burada adı geçen bir kişi var. Abdülaziz bin Abdillah el-Umeri. Bu zatın kim olduğu konusunda kaynaklarda değişik bilgiler var. Bir kısım kaynaklar bunun Abdülaziz bin Abdillah bin Abdillah bin Ömer bin El-Hattab radıyallahu anhuma olduğunu söylemişler. Yahut Abdülaziz bin Abdillah bin Ömer bin Hafs bin Asım bin Ömer bin El-Hattab radıyallahu anhuma olduğunu da söylemişler. Her halükarda bu zat Hazreti Ömer'in soyundan gelen birisi. Onun torununun torunu veya torununun oğlu. Onun soyundan gelen birisi, meşhur bir abid ve zahid. Siyer-i Alam-ı Nübelâ'da vesaire kaynaklarda onunla ilgili de bir kısım malumat bulmak mümkün. Evet, 228. rivayet.
Ve anhu, ey an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, fîmâ a'lemû an Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme kâl, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا د۪ينَهَا رَوَاهُ اَبُوْ دَعُودُ. Evet, bu rivayeti Ebu Hureyre Hazretlerinden nakleden Ebu Alkame isimli ravi diyor ki, zannedersem Resul-i Ekrem Efendimiz'e atfen, ondan naklen Ebu Hureyre şöyle dedi. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle bu ümmet için her 100 senenin başında onun dinini tecdit eden kimseler gönderir. İmam Ebu Davud nakletmiş. Meşhur müceddit hadisi bu. Böyle bir haberi vahid olmasına rağmen, senedinde de böyle bir şek, bir tereddüt olmasına rağmen hayli şöhret kazanmış, ümmetin ilim hayatında, sosyal hayatında hayli tesir icra etmiş. Malum, meşhur bir rivayet. Bu ümmetin işlerini tecdit edecek insanların her 100 senede bir geleceğini, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir kadro göndereceğini haber veren bu rivayet üzerinde tarih boyunca hep çeşitli yorumlar yapılmış. Bu 100 sene nereden itibaren 100 senedir? Efendimizin bisetinden itibaren mi, yani peygamber olarak gönderildiği seneden itibaren mi, hicretten itibaren mi, efendim vefatından itibaren mi, bu hep tartışma konusu olmuş. Ağırlık kazanan görüş hicretinden itibaren, takvim de zaten o olayı malum, hicreti esas alarak başlamış. Ve tarih boyunca kimlerin bu müceddidler sınıfına dahil olduğu konusunda da hep bir tayin ve tespit ihtilafı vuku bulmuş. Özellikle ağırlıklı olarak mezhep fukahası arasından müceddidler tespit edilmeye çalışılmış. Ama bu hadiste böyle bir hususi anlatım yok. Yani bunlar fakih olabilir ama başka mesleklere mensup insanlar da olabilir. Muhaddisler de olabilir mesela. Abid ve zahitler de olabilir. Yahut Müslüman yöneticiler, devlet adamları da olabilir. Halifeler de olabilir. Her mezhep mensubu bu müceddidler listesini hazırlarken, bununla ilgili tespitlerini ortaya koyarken kendi mezhebine, kendi mezhebindeki alimlere vurgu yapmışlar. Efendim. Ama hicretin ilk yüzyılından sonra Ömer bin Abdülaziz'in mesela müceddit olduğuna dair bu konuyla ilgili yazıp çizen herkesin ortak bir kanaati var. Ömer İbni Abdülaziz mücedditlerdendir demişler. İmam Gazali mücedditdir demişler. Fahreddin Razi mücedditdir demişler. İmam Şafii için de bunu söylemişler. İmam Şafii'nin de müceddidler sınıfından olduğunu söylemişler. Hicreti esas alanlar bir hicri yıl bitip ikinci bir hicri yüzyıl bitip ikinci hicri yüzyıl başladığında bir kimse hayattaysa, efendim ilmi talebeleri, eserleri yayılmış, şöhret bulmuşsa, geniş bir etki alanı oluşturmuşsa, bunun müceddit olduğunu söylemişler. Gerçekten de listeye baktığımızda bu sayılan isimler ve bunlar gibi pek çok isim
Allah hepsine rahmet eylesin ve hepsinden razı olsun. Gerçekten de büyük işler yapmış insanlar yani. Ama gönül arzu ediyor ki bu rivayet konusunda daha kapsayıcı, daha cami bir eser yazılsın. Her meslekten, her meşrepten müceddit vasfını bir hakkın üzerinde taşıyacağı düşünülen insanlar bu listede o özellikleriyle beraber anılsınlar. Devlet adamları da olsun burada. Abidler, zahitler de olsun efendim. Muhaddisler de olsun. Özellikle usulüddin imamları da olsun. Bu fukahaya daha ziyade teksif edildiği için bu hadis bağlamında dikkatler, işte bu özellikle usulüddin sahasındaki müceddit olarak ifade edilmesi gereken insanlar, o vasıfları taşıyan insanlar bir miktar gözden ırak kalmışlar gibi. Asıl tecdidi oysa onlar yapar. Fukahanın evet burada bir fonksiyonu, misyonu vardır. Yani özellikle ameli konularda insanlara, topluma efendim sirayet etmiş bir takım bid'atlerin temizlenmesi konusunda fakihler bir fonksiyon ifa ve icra ederler. Evet. Ama asıl bid'at, asıl tehlikeli olan bid'at usulü din itikat konusundaki bid'attır. Bid'atlardır. Bunlarla da usulü din imamları mücadele etmiştir. Dolayısıyla onların tecdidi fukahanın tecdidinden daha etkilidir, daha ehemdir, daha hayatidir. Ama usulü din imamları arasında kimleri müceddit olarak sayabiliriz diye bir hafızamızı yokluyoruz. İsmi öne çıkarılmış çok fazla insan yok. Bu bir eksikliktir. Bu hadisin şerhi noktasında bu bir eksikliktir. Bu eksikliği biz bugün daha yakından ve etkili biçimde hissediyoruz. Çünkü bugün bakıyorsunuz ibadet hayatında belki insanların içine düştüğü bid'atlerden çok çok daha fazla itikaden bid'at yönelişlere sapan kitleler var. Bu daha önemli, daha hayati bir mesele. Dolayısıyla tecdit hadisi üzerinde dururken mutlaka bunu göz önünde bulundurmak lazım. Bir şeyi daha söyleyelim. Farklı zamanlarda söylemiştik, farklı bağlamlarda. Müceddit olmadığı üzerinde adeta ittifak bulunan pek çok büyük alim olmuştur tarih içerisinde. Bu mücedditlik payesi, alimlik payesinin üstünde bir şey değildir. Yani bir kimse devlet başkanı olabilir, o konuda bir takım umuru tecdit edebilir. Ama alim vasfını haiz değildir. Onu alimin üstünde tutmak, müceddit vasfını haizdir diye, müceddit olarak nitelendirilmiştir diye onu alimlerin üzerine çıkarmak doğru değil. Bunu abid ve zahitler için de söyleyebiliriz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz pek çok hadisinde alimleri abid ve zahitlerin üstünde tutmuş. Onların abid ve zahitlerden daha efdal olduğunu açıkça ifade etmiş. O zaman bu vasıflara sahip insanların alimlerin üzerine çıkartılması müceddittir diye kabul edilmiş insanların, bu vasıflara uyan insanlardan bahsediyoruz tabii. Hicri bir yüzyıl bitmiş olacak, ikincisi başlamış olacak ve onun ilk zamanlarında, ilk yıllarında ismi yayılmış, hizmeti, eserleri, şöhreti her tarafa yayılmış olacak. Bu vasfa sahip bir abidden, zahitten bahsediyorsak, onun herhangi bir ilim adamından müceddit sıfatlarına sahip olmamış, bir hicri yüzyılın ortasında ölmüş mesela, bir ilim adamından, bir fakihten, bir muhaddisten daha üstün tutulması doğru değil. Çünkü Efendimizin dediğim gibi alimleri abidlerden
eftal tutan rivayetleri açıktır, nettir. Bir şey daha söyleyelim bu rivayet üzerinde durmuşken. Tecdit dediğimiz şey arkadaşlar, özellikle bu modern dönemde tecdit, ıslah, reform gibi kavramlar hep birbirini çağrıştırır bir bağlamda kullanılır hale geldi. Tecdit ne ıslahtır ne reformdur. Tecdit bir şeyi asli haline döndürmektir. Yani bu dinin anlaşılmasında ve yaşanmasında işin içine sonradan bir takım harici unsurlar girmişse, yabancı unsurlar girmişse veya ümmetin dindarlığında bir gevşeme olmuşsa, müceddit dediğimiz insan bunu asli kıvamına, eski kıvamına ulaştıran insandır. Eski tazeliğini iade eden insandır. Yoksa eskimiş bir takım hükümler vardır da onu kaldırıp yerine yeni hükümler getirdiği için ona yenileyici anlamında müceddit denmiş değildir. Bu bir bid'attır. Dinin hükümleri eskimez. İnsanların algısı eskir. İnsanların dindarlığında bir gevşeme olur ama dinin hükümlerinde bir eskime, bir pörsüme olmaz. Dolayısıyla bir takım reformistlerin özellikle ıslah ve ıslahat adı altında müceddit olarak takdim edilmesi meselenin saptırılmasından ibarettir diyelim. Süremiz doldu ama son bir hadisimiz kaldı. Onu da okuyup inşallah bu faslın rivayetlerini bitirmiş olalım. 229. hadis ve an İbrahim ibn Abdurrahman el-Uzri قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رواه البيهقي في كتاب المدخل وسنذكر حديث جابر فإنما شفاء العي السؤال في باب التيمم إن شاء الله تعالى. Evet, İbrahim bin Abdurrahman, İbrahim bin Abdurrahman el-Uzri radıyallahu anh hazretleri aleyhissalatü vesselam efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Bu ilmi her kuşaktan, her nesilden adalet sahibi olanları üstlenir, sırtlanır ve ondan aşırıların tahrifini, ehli batılın hırsızlamalarını ve cahillerin tevilini uzak tutar. Yani her kuşakta ilim ehli, adil insanlar, kadrolar Cenab-ı Hak gönderir. O insanlar, o kadrolar ilmi, vahye dayalı İslami ilimleri aşırı gidenlerin tahrifatından korur. Batıla hizmet etmek üzere efendim bu ilimleri istismar eden insanların istismarından muhafaza eder. Cahillerin de dejenerasyon anlamına gelecek tevillerinden bu ilimleri, İslami ilimleri muhafaza eder buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet, bunu ümmetin hayatında görüyoruz. İslam tarihinin ilk dönemlerinden bu yana ilim ehlinin hep böyle bir misyonu olmuştur. İnşallah kıyamete kadar da bu devam edecektir. Burada Mişkatül Mesabih sahibi Hatip Tebrizi merhum diyor ki, burada Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan nakledilen bir rivayet vardı. Fe innema şifaul ayyi es-sualu diye. Bunu ben teyemmüm babına, ileride gelecek olan teyemmüm babına aktardım. İnşallah orada zikredeceğim diyor. Evet, böylece ikinci faslı tamamlamış olduk. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren üçüncü fasılla devam edeceğiz. Şimdi bir kısa ara verelim. İkinci bölümle devam edeceğiz inşallah.